Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Ed-dersu s-sani vel işrune. Ders. Tenmiyetül cümletil fi'liyeti bi zarfiz zamani. Zaman zarfı ile fiil cümlesinin geliştirilmesi. Kullanımı. Kelimatul qaimeti murattabatan elif ba'iyen. Alfabaiyen ya da alfabetik sıralanmış kelimelerin listesi. Ahun erkek kardeş, ahaze aldı, İslamun İslam, imraatun kadın, emanetun emanet, insanun insaniyetun insanlık, cahiliyetun cahiliye dönemi, cezaun karşılık, cennetün cennet, hasenetün iyilik, güzellik, hakkun zenbün zenbün günah, ricalun adamlar, şifaun şifa, taatun itaat etmek, zulmün zulmetmek, fikratun fikir, kale dedi, ma'rufun örfe uygun, şerata uygun demek, Nebiyyün peygamber, nisaün kadınlar. El hedefun nahviyyü temmiyetül cümleti bi zarfi zamani. Fiil cümlesi ifadesini kaldırdı. Cümlede zarfı zamanın cümleye dahil edilmesi manası verilir. Cümlenin zarfı zaman zarfı ile çoğaltılması da denilebilir. Mekanetül mer'eti fil İslami. İslam'da kadının konumu, kadının yeri. Evet. Yekulul yehudu, Yahudiler diyorlar. El mer'atü sebebü şekail insani, insanın sıkıntı sebebidir kadın diyorlar. El mer'atü mübteda, sebebü haber, şekai sebebinin muzafun ileyhisi, el insani de şekanın muzafun İleyhisi zincirleme isim tamlaması, mübteda haberiyle beraber cümle kavlün mekulüdür. Yani Yahudiler söylüyorlar. Söyledikleri şey mekul, söylenen demektir. İsmi mef'ul kalıbından mahallen mensuptur bu cümle. Yani kadın insanın sıkıntı zorluk sebebidir diyormuş Yahudiler. Fehiye o kadın ahracet Adem'e minel cenneti. Cennetten Adem aleyhisselamı çıkartmıştır diye ifade kullanıyor. Yine Yahudilerin sözü devam ediyor. Vel mer'etu kadın indehum, Yahudilere göre la terisu ize kâne lehe ahun ekberu, kendisinden daha büyük bir erkek kardeşi olduğu zaman varis olamaz, yani mirastan pay alamaz diyor Yahudiler. Yekulu fiil el yahudu fail demiştik. El mer'atu sebebi şekay, artık buraya kadar olan bütün cümle kavlül mekuludur. El mer'atu mübteda sebebi haber, şekail insan izafet muzafın leh demiştik. Fehiye burada yine hiye mübteda, ahracet Adem'e minel cenne ifadesi mübtedanın haberidir. Ahracet çıkardı. Fiil ifal babından, fiili mazi tahtında müstetir hiye fail, Adem'e ahracenin mef'ulun bihisi, minel cenneti de yine ahraceye müteallik ikinci mef'ul diyebiliriz. Mef'ulün fih de denilebilir mi? Belki ihtilafla beraber olabilir. Cennetten Adem aleyhisselamı çıkardı. Vel mer'atu yine burada mübteda indehum, Yahudilere göre buradaki indehum, Yahudilerin indinde olan kadın, el mer'atüden hal yapabiliriz. Onlara göre kadın, la terisu izeken, bu ifadede tamamen mer'atü müptedasının haberi olur. Haber de kendi içerisinde la terisu fiil, izeken leha ehun ekberu ifadesi de mekan, zaman zarfı diyebiliriz. Kendisinden daha büyük erkek kardeş olduğu zaman varis olmaz. Buraya da hem mef'ulun fih hem de zarf-ı mekan diyebiliriz. Evet,
Buradaki kâne var değerli kardeşler. Kânenin ismi nerede burada? Ehun haberi lehadır. Ekberu nedir peki? Ekberu de ehun kelimesinin sıfatıdır. Kânenin isminin önüne geçtiği haberi sebep müptedamız nekre haber de car mecrurden oluşursa haberin tekaddümü öne geçmesi vacip olur diye kaidemiz vardı. Burada da müptedamız nekre haber de car mecrur olduğundan öne geçmiş oldu. Akaden nasara hazihil fikrate. Bu fikri Hristiyanlar aldı. Kimden? Anil Yahudi. Yahudilerden aldılar. O zaman akaze fiil en nasara fail. Yahudi Hristiyanlar aldı. Hazihil fikrate. Hazihi burada mef'ulun bih. El fikrate de hazihiden bedeldir. Yani bunu, bu fikri aldılar. Anil Yahud da akadeye müteallık mef'ulun bih gayri sarih olarak karşımıza çıktı. Evet. Fehtekarun nisa'e. Kadınları hakir gördüler, düşük seviyede gördüler. Onlara hakaret buradan geliyor. Düşük görme, seviyesiz görme, hakaret etme manasında. İhtekaru iftial babından fiili mazi. Vav burada faildir. En nisa'e de mef'ulun bihisidir. Ve cealu ve kıldılar mekanetehunne kadınların konumunu ekalle min mekanetir ricali erkeklerin mekanından konumundan daha düşük daha az daha eksik konumu onlara kıldılar. Ve cealu burada ceale fiil vav burada fail nereye raci? Hristiyanlara raci. Hristiyanlar kıldılar. Mekanete cealenin mef'ulun bihisi hunne mekanetenin muzafun ileyhisi akalle de yine cealenin ikinci mef'ulun bihisidir. Onların konumunu daha düşük bir konuma kıldılar. Min mekaneti ricali car mecrur ve er ricali de mekane kelimesinin muzafun ileyhisi. Bu ef'ale hep min harfi ceriyle kullanılır. Mukayese edecek bir şeyden daha az, daha çok, daha fazla, daha kalın, daha ince gibi mukayese edeceğini minle kullanır. Bu da dolayısıyla ekalleye müteallık diyebiliriz min harfi ceri için. Câ'el İslamu İslam geldi. Câ'e fiil el İslamu fail. Cümle bitti. Fece'alel müsavate kamileten beynel ricali ve nisai fil insaniyeti ve fil cezai. Bu kadar cümleyi şimdi tahlil edelim. Fece'ale kıldı. Ce'ale fiili mazi. Kim kıldı? El İslamu. Tahtında müstetir huve İslam maraci fail. El müsavate müfaale babından mastar cealenin birinci mef'ulün bihisi. Eşitlik, İslam eşitlik kıldı. Kamileten, buradaki kamileten de ne diyelim? Tam bir eşitlik kıldı. Kamil bir eşitlik kamileteni burada hal yapalım. Tamam. Yani tam böyle kamil olduğu halde eşitlik kıldı, mükemmel olarak kıldı. Beyne ricali erkekler ile ve nisai kadınların arasında tam bir kamileten burada nekre kelime, beyne ricali ve nisai de zarf cümleleri. Bunlar da kamiletenden sonra geldiği için ona sıfat yapacağız. Kadın ve erkek arasındaki kamil olan eşitliği kıldı. Kamil bir eşitlik kıldı. Fil insaniyeti insanlık bakımından. Tamam. O zaman şunu da diyebiliriz. El müsavate birinci meful, kamileten ikinci meful. Eşitliği tam kıldı. Benler ricale ve nisai kadın ve erkek arasında. Fil insaniyeti insanlık bakımından, insan olmaları bakımından ve fil cezai ve yaptıkları işlerin mükafatını ya da cezasını hak etme bakımından bu da fil insaniyeti üzerine atıf yapılan car mecrur. Evet böyle kıldı. Kânetil mer'atü kadın idi. Ne idi? El mer'atü kânenin ismi haberi geldi. Mazlumeten zulme uğruyor, zulme uğramış idi. Fil cahiliyeti cahiliye döneminde. Buradaki fil cahiliyeti zaman bildirdiği için mef'ulun fih yani zaman zarfı olarak karşımıza çıktı.
Aynı zamanda evet kâne ile başlayan cümleye bağlı olarak geldi. Kânenin mef'ulun fihisi olamayacağından zaman zarfı deyip isim cümlesinde de zaman zarfları bulunacağının bir örneği olarak karşımıza gelsin. Yemliku sahip oluyor ha o kadına. Huve şey burada yemliku sahip oluyor ha o kadına. Er-raculu erkek. Misle meta'ihi kendisine ait bir mal gibi ona sahip oluyor idi. Evet şu sahip oluyor diyelim tamam. Fe-rafa'a kaldırdı anhel İslam. İslam o kadından bunu kaldırdı. Şey bunu demeyelim kaldırdı. Ez-zulme bu zulmü kaldırdı. Kadından zulmü İslam kaldırdı. Zulüm ne? Erkeğin malı gibi ona sahip olması idi. İslam bunu kaldırdı. Yemliku fiil ha mef'ulun bih er-raculu fa'il. Misle meta'ihi bu da yine yemlikunun mef'ulun bihisi ya da diyelim şimdilik. Fe-rafa'a anha İslam rafa'a fiil anha rafa'a müteallik harfi cer mecrur ile beraber rafa'a mef'ulun bihisi el-İslamu fa'il ez-zulmede İkinci mef'ulun bihisidir rafa'anın. Ve kânu idiler yaktulûnel benâti kızlarını öldürüyor idiler. Kâne'nin ismi burada vav, kânu buradaki vav kâne'nin ismi yaktulûne öldürüyorlar cümlesi kâne'nin haberi el benâti ile beraber cümle fiil cümlesi fiil fail mef'ulü ile beraber kânenin haberi yaktülü fiil vav burada fail hüm zamirine karşılık geliyor. O cahiliye dönemindeki insanlar öldürüyor diler. Elbenati kızlarını. Benat kelimesi bint kelimesinin cemisi. Elifte ile yapılan cemiler cemmenne salimler fetha almıyorlar. Yaktulûnenin mef'ulun bihisi olduğu için fetha da alamadığından fetha yerine niyabeten kesre almıştır. Haliyle bu da yaqutulunenin mef'ulün bihisidir. Kale Teala. Allahu Teala buyurdu. Evet, bu Teala kelimesini daha önceden ifade ettiğimi pek hatırlamıyorum. Şunu söyleyelim. Allahu Teala'dır. Burada Allahu ismi hasfedilmiş. Teala ise Teala tefaul vezninde fiili mazidir aslında. Yüce oldu manasında. Yani Allah-u Teala yüce olan Allah Teala aynı zamanda bu sıfatlaşmış bir kelimedir. Bu başka bir şeyin sıfatı olamadığından, sıfatı galibi olarak Allah burada ismi zikredilmeden sadece sıfatıyla da ifade edilmesi caiz oluyor. Aynı ahiret kelimesi gibi. Ahiret son demek. Aslında ettarul ahiretus ama etter kelimesini zikretmeden ahiret deyince de aynı şey anlaşıldığından el-ahiretu kelimesi tek başına kullanılabiliyor. Buradaki Teala da tek başına kullanılabiliyor. Ama aslı Allahu Teala'dır. O halde kale bundan müstetir huve fail mi diyeceğiz? Yoksa Teala'ya mı fail diyeceğiz? Teala'ya sıfatı galibe fail olarak burada zikredeceğiz. Evet, ve izel mev'udetu su'ilet. O gömüle sorulduğu zaman su'ilet burada nedir? Meçhul, mazi fiildir. Evet, izel mev'udetu ifadesi bu zaman zarfları cümlelerde bir genişliğe sahiptir. Genişlik de nedir? Öncesinde gelir, sonrasında gelir, cümlenin başında gelir, sonunda gelir, her yerde gelebilecek bir genişliği vardır. İşte o gömülene sorulduğu zaman bu gömülen de naibu faildir. Naibu fail dediğimiz şey aslında mef'ulun bih'tir. Mef'ulun bihler şeylerde fail zikredilmediği zaman failin yerine geçer. O yüzden su'iletin mef'ulun naibu faili diyelim gömülene sorulduğu zaman ne soruluyor? Bi eyyi zenbin gutilet hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğu zaman. Buradaki su'ilet meçhul mazi onun naibu faili el mev'ude ve ize zaman bildiren zaman zarfı burada mef'ulun fih olarak karşımıza gelmiştir.
bi-eyyi zembin gutilet de yine gutilet burada meçhul mazi. Bi-eyyi zembin de onun naibi, faili ya da mef'ulun bihisi diyelim. Hangi günah sebebiyle gömüldüğü ona sorulduğu zaman. Ve-e'dâhe ve yine o kadına verdi. Kim? El-İslamu failimiz geldi. İslam verdi. Neyi verdi? Mef'ulun bihimiz geldi. Hakka temellüki, mülk edinme hakkını verdi. E'da fiil ha mef'ulun bih el-İslamu fail. Hakka ikinci mef'ul et-temellüki de hakkanın muzafın ileyhisi. Bu arada temellük kelimesi tefaul babından masdar. Peki e'da nedir? İf'al babından fiili mazi ekrame gibi e'da. Ve emaran nebiyyü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Bakın emara fiili mazi en nebiyyü fail sallallahu aleyhi ve sellem cümleyi itiraziye emara bi harfi ceriyle mef'ul alıyor. Bi ademi zulmil mer'ati kadına zulmün ortadan kaldırılmasını yok olmasını emretti. Bi muameletiha onun muamele ona muamele etmeyi emretti. Muameleten haseneten güzel bir muamele ile muamele yapılmasını Peygamber Efendimiz emretti. Emaranın mef'ulun bih gayrisari bi ademi zulmi ademinin muzafun leyhisi el mer'eti de zulminin muzafun ileyhisi. Ve yine Peygamber Efendimiz başka neyi emretti? Bi ile ikinci mef'ulünü aldı emara kelimesi. Bi muameleti he kadına muamele yapılmasını emretti. Muameleten haseneten bu da mef'ulun mutlak olarak geldi. Ona muamele yapılmasını iyi bir muamele ile haseneten de muameletin kelimesinin sıfatıdır. Fakale Peygamber Efendimiz buyurdu ki hayrukum sizin en hayırlınız hayrukum li ehlihi ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyurdu. O zaman birinci hayrukum burada mübteda kum muzafun ile hayrukum li ehlihi ifadesi de bu mübtedanın haberidir. Ailesi için en hayırlı olanınızdır. Kümler muzafun ile. Bu arada hayır kelimesiyle alakalı da şunu söyleyelim. Hayır kelimesinin aslı ehyerudur. İsmi taftil manası verdik. En hayırlınız ifadesini kullandık. Kesretül istimalden dolayı yani çok kullanımdan dolayı bu ifade hayır ve şer kelimeleri ahyaru değil de hayır olarak kullanım kolaylığı olsun diye bu şekilde kullanılmıştır Araplar tarafından. O yüzden ahyaru yerine biz de hayrukum ifadesini ismi taftil olarak kullanıyoruz. Ve ene hayrukum li ehli ve ben de aileme karşı sizin en hayırlınızım buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine ene mübteda hayrukum onun haberidir. Haddedel İslamu İslam sınırladı. Haddede had koydu, sınır koydu. İslamu fail haddede tefil babından fiili mazi. Neyin sınırını koydu? Hukuka zevci ve zevceti. Kadın ve kocanın haklarına sınır koydu. Hukuka de haddedenin mef'ulun bihisi. Ez-zevci muzafun leyh ve zevceti de muzafun leyh üzerine atıf. O da o yüzden meksur olarak geldi, kesrelenmiş olarak. Femin hukuki zevci erkeğin haklarındandır. Ala zevceti hanımı üzerindeki haklarındandır. Etta'atu itaat etmek. Tamam. O zaman ne oldu? Min hukuki zevci burası haber oldu. Zincirleme isim tamlaması şeklinde geldi. Ala zevcetihi burada yine haberin devamı. Etta'atu mübteda. İtaat kocanın hanımı üzerinde olan haklarındandır. Ve min hukukiha kadının haklarındandır. Aleyhi kocası üzerindeki muameletuha bil marufi iyilikle muamele etmesindir. Ve hiye o kadın emanetun indehu kocasının zevcesinin yanında bir emanettir. Yine ve hiye mübteda emanetun haber. İndehu da emanetinden sonra gelen
zarf cümlesi emanetünün sıfatıdır. Kocası yanında olan emanettir. Et-tedribat. Evet, ne diyelim? Alıştırmalar. Evvelen el-isti'ab. İlk olarak okuyup anlamayla ilgili alıştırmalar. Ecib anil es'ileti taliyeti. Gelen suallere cevap ver. Men sebebu şekail insani bi ra'il yahudi. Yahudilerin görüşüne göre insanın sıkıntı sebebi kimdir? El mer'atu, kadındır. Meta la terithul mer'atu indel yahudi. Yahudilere göre kadın ne zaman varis olmaz? Leha ehun ekberu, demişti parça. Demek ki kendinden daha büyük bir erkek kardeş olduğu zaman. Fi eyyi şeyin sevel islamu beynel raculi vel mer'ati, hangi şeyi İslam kadın ve erkek arasında eşit kıldı, hangi hususta? O zaman ne diyeceğiz? İnsanlık ve yaptıkları şeyin karşılığını alma hususunda İslam eşit kıldı. Ma menziletul mer'ati fil cahiliyeti, cahiliye de cahiliye döneminde kadının menzili neydi, konumu neydi? Kadın erkeklerin malı gibi alınıp satılan, sahip olunan bir şey idi. Bimâzâ evsan nebiyyü, Peygamber Efendimiz bu konuda neyi tavsiye etti, neyi emretti? Onlara güzel muamele yapılmasını emretmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, başka onlara karşı zulüm yapılmamasını emretmişti. Evet değerli kardeşlerim, et-tedribu sani, ikinci alıştırma. İhtaril icabete sahihate, doğru cevabı seç. Bivaz'i alametin sahih, bivaz'i alameti sahihin, doğru işareti koyarak doğru cevabı seç. Bakalım doğru cevapları koymaya çalışalım. Ahazen nasara anil yahudi fikrate fikri, Yahudilerden aldı Hristiyanlar hangi fikri aldılar? İhtikaril mer'eti, kadını aşağılama fikrini aldılar. Böyle de okuyabiliriz. Fikraten iki nokta üst üste el ihtika şey ihtikarul mer'eti, kadını düşük görme, ikisi de olur. Şu şeye bağlı. Ya'taqidul yahudi ya'taqidul yahudu bi enel mer'ate, kadının, Yahudiler inanıyor, kadının ne olduğuna inanıyormuş. Ahracet Adem'e minel cenneti, değil mi? Elif maddesini burada işaretleyebiliriz. Kâne ehlül cahiliyeti ya'tebirûnel mer'ete, cahiliye halkı kadına itibar ediyorlar idi. Ne olarak itibar ediyorlar? Onu soruyor bize. Mislel meta'i yetevârasûneha, mal gibi ona varis olduklarına itibar ediyorlardı. Demek ki sahibi ölünce kocası başkasına miras bırakıyor bunu. Miras kalan kimselere gibi bir anlayış var. Allah'ım sen muhafaza eyle. Elhamdülillah, ne güzel bir dine sahibiz. Ce'alel İslamul mer'ate indel raculi. İslam ne yaptı? Adamın yanında kadını nasıl görmüştür? Emaneten yes'elu anha yevmel kıyameti. Kendisine kıyamet günü hesabı sorulacak bir emanet olarak görmüştür. Peki ce'alen nasara, Hristiyanlar kıldılar mekanetel mer'ati, kadının konumunu ne kıldılar? Akalle min mekanetir raculi, erkeğin konumundan daha düşük bir konumda kıldılar. Et-tedribu s-salisu, üçüncü alıştırma. Üçüncü alıştırmayı okuyalım. Dar alameten, bir alamet koy. Emamel kelimetil müradifeti, eş anlamlı kelimenin önüne işaret koy. Lima huve bi hattin esvede, altı çizili koyu puntoyla yazılı kelimeler için. Yekulul yahudu, Yahudiler diyor ki el mer'atü sebebü şeka il insani, şeka burada sıkıntı manasında, azap burada sıkıntı manasında, ikisi birbirinin eş anlamlısıdır. İhtekaral yahudu en nisa'e, Yahudiler kadınlara hakaret etti, hakir gördüler. Aslında parçada en nasara ifadesi geçiyordu, burada böyle de olabilir, Yahudiler de hakir görüyorlar zaten.
İhtekara ehane. Ehane de onları basit görme, hafife alma, alay etme manaları içeren bir fiil, eş anlamlısıdır. Ce'alel yehudu mekanetel mer'eti. Yahudiler kadının konumunu kıldı. Ekalle min mekanetir raculi. Yine erkeğin mekanından, konumundan daha düşük bir konum kıldılar. Burada da yine parçada nasara ifadesini kullanmıştı. Burada mekan kelimesini koyup puntoyla yazmış. Menziletün, işte min mekanetir, min menziletin ifadesi kullanılabilir. Bu da bunun eş anlamlısı. Kale Teala ve izel mev'udetü gömülen demek, mev'ude suret yani gömülene sorulduğu zaman el medfunetü hayyeten diri olarak gömülen demektir. Buradaki B maddesi de bunun eş anlamlısı olarak karşımıza çıktı değerli takipçilerimiz. Evet. Sâvel İslamu beynel raculi vel mer'eti fil cezai. İslam mükafat hususunda kadın ve erkeğin arasını eşit tutmuştur dedi. Bu mükafat ceza koyu puntoyla yazılmış. Yani es-sevâb vel ikâb, yani mükafat ve ceza manasında biri iyi karşılık, biri kötü karşılık. Et-tedribur râbi'u, dördüncü alıştırma. İmle il feraga bil kelimetil münasibeti minel kaime, listeden uygun bir kelime ile boşluğu doldur. Bakalım boşluklar var burada, bunları dolduracağız şu parantez içerisindeki kelimelerde. Yekulul yahudu, Yahudiler diyor ki ehracet el mer'atu, kadın çıkardı Adem'e minel cenneti, Adem'i cennetten çıkarttı. Adem kelimesini buraya aldık. Kânetil mer'atü, kadın idi, ne idi? Mazlûmeten fil cahiliyeti, cahiliye döneminde zulme uğruyor idi, mazlum idi. Min hakkir racüli alâ zevcetihi, erkeğin hanımı üzerindeki hakkındandır. Nedir? Etta'atü fil ma'rufi, örfe ve şeriata uygun şeylerde kendisine itaat etmesidir. Evet, el-İslamu ne yaptı burada? İslam haddede sınır koydu. Hakka zevci ve zevceti, onları sınırlandırdı. Kânel arabu, Araplar idi. Ye'idûnel benâti fil cahiliyeti, cahiliye döneminde kız çocuklarını, kızlarını gömüyorlar idi. Et-tedribul hâmisu, beşinci alıştırma. İhter minel gâimeti beh, B listesinden yani şuradan seç. El ma'nel münasibe, uygun manayı seç. Lil kelimati minel kaimeti elif, elif listesindeki sütunundaki kelimeler için. Uktu bir rakmellezi yuşiru ilel icabeti, cevaba işaret eden rakamı yaz. Rakam yazma bölümünü buraya yazmamış kitabımız. Ama biz yanlarına yazabiliriz ya da ok işaretlerle işaret edebiliriz. El mirasu, miras neymiş? Ma yetrukuhul insanu ba'de mevtihi, vefatından sonra insanın bıraktığı mal. Değil mi? Bunu birinciyle birleştirelim. El fikratu, fikir. El ra'yu, görüş. Aynı şey. El meta'u, ma yemlikuhul insan, insanın sahip olduğu şeydir meta', mal yani. Hayrukum yani efdalukum, sizin en hayırlınız, sizin en faziletliniz manasında. Es-sidku, doğruluk, o da kavlul hakki, sözün, hakkın sözüdür, hakkı söylemektir manasında. Et-tedribu sâdisu, altıncı alıştırma. Hâtil mukâbile fil ma'nâ, mana bakımından zıttını getir. Lil kelimâtil âtiyeti, aşağıdaki kelimeler için. El bintü, kız çocuğu. El veledü, erkek çocuğu. Şekaun, sıkıntı. Saadetün, mutluluk. Zekarun, erkek. Ünse, dişi. Rafa'a, kaldırdı. Enzele, indirdi. Evet, el emanetü, el hıyanetü denilebilir. Güvenlik ya da hıyanne, hainlik ifadeleri kullanılabilir. Etterakibun nahviyyetü bölümüne geldik. Değerli takipçilerimiz, konumuz neydi? Fiil cümlesinde ya da fiil cümlesi olmayan şeylerde de, ama fiil cümlesinde demişti.
mekan şey zaman zarfının kullanımıydı. Zaman zarfı adından da anlaşıldığı üzere fiilin zamanını bildiren, olayın oluş zamanını bildiren kelimelere bir zaman zarfı diyeceğiz. O yüzden kitabımız hep meta sorularıyla sordu. Fiilen ne zaman sorusunu sorarsak bize ne zaman sorusunun cevabı olan zaman zarfını bildirir. O yüzden biz de fiile zaman ne zaman sorusunu sorarak zaman zarfını bulabiliriz. Mekan zarfı gelecek bir sonraki derste. Orada da nerede sorusunu sorarak bulacağız fiile aynı şekilde. Burada bir kem sorusu var. Onu da geri geldiğinde ifade edelim ne zaman sorusuyla ilgili. Meta ehazetil mer'atu mekaneteha. Ne zaman kadın konumunu aldı, yani kendisine ait bir konum, bir değer elde etti. Ne zaman? Bakalım. Ehazetil mer'atu, kadın aldı. Mekaneteha, kendisine ait bir konum elde etti. Hine ce'el İslamu, İslam geldiği zaman. Burada ne zaman sorusunun cevabını veren kelimemiz hinedir. Hine burada zaman zarfıdır. Diğerlerinde de aynı kuralı uygulayacağız. Meta kanetil mer'atu mazlumeten. Ne zaman kadın zulme uğruyor idi? Evet, kanet mazlumeten, zulme uğruyor idi. Kablel İslami, İslam'dan önce. Buraların tahlilleri basit olduğundan çok değinmiyorum ama bir tanesini yapalım yine. Ahazet, aldı, fiil, el mer'atu, kadın, fail, mekanete, ahazenin mef'ulun bihisi, ha muzafun ileyh. Hine, burada mef'ulun fih olur, zaman bildiren zarf olduğu için. Burada onu da belirtelim, zaman ve mekan bildiren kelimeler fiil cümlesinde mef'ulun fih olurlar. İsim cümlesinde ne olurlar peki? İsim cümlesinde de zaman ya da mekan zarfı olurlar, mef'ul olmazlar. Mef'uller fiil cümlelerinde bulunur. O yüzden hine neyin mef'ulü peki? Ehazenin mef'ulü mü? Ca'enin mef'ulü mü? Ne zaman aldı? İslam geldiği zaman. İslam o zaman gelmedi. O zaman hine ehazenin mef'ulün bihisi aynı zamanda zaman zarfıdır. Devam ediyorum. Meta intehet, ne zaman son buldu? Adetu ve'dil benati, kızların gömülme adeti. Ne zaman son buldu? İntihat fiil, adetu fail ve dil benati, adetünün muzafun ileyhisi. El benati de ve dinin muzafun ileyhisi. Evet, ne zaman son bulmuş? İntihat son buldu. Ma'a intişaril İslami, İslam'ın yayılmasıyla beraber son buldu. Meta la terithul mer'atu indel yahudi. Yahudilerin indinde kadın ne zaman varis olmaz? La terithu inde vücudi ehin leha. Kendisine ait bir erkek kardeş var olduğu zaman varis olmaz diyor Yahudiler. O zaman burada inde kelimesi ne zaman sorusunun cevabını verdiğinden burada mekan şey zaman zarfı aynı zamanda mef'ulun fih oluyor. Burada da intehet ma'a, ne zaman sorusunun cevabını ma'a verdiği için bu da burada zaman zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Kem şehran, kaç ay bekite, sen kaldın fi beledike, ülkende, memleketinde kaç ay kaldın. Bak ne kadar zaman manasında bekitu, ben kaldım, şehrayni, iki ay. Ne zaman sorusunu, ne zaman kaldın demeyeceğiz de ne kadar zaman kaldın, bazen de böyle kemin cevabı olan zamanlarda burada zaman zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Onun da örneğini kitabımız zikretmiş oldu. Ne kadar zaman sorusunun cevabı da yine zarf cümlesi oldu. Kem yevmen tenvil beka'e indene, yanımızda ne kadar kalmaya, kaç gün kalmaya niyet ettin? Yani ne kadar zaman, bakın, envil beka'e niyet ettim kalmaya, felâfete eyyâmin, 3 gün kadar, inşallah Allah dilerse 3 gün kadar kalmaya niyet ettim. Ne kadar zaman? 3 gün kadar. Bunlar da yine zaman bildiren zarflar, fiil cümlesinde olduğu için aynı zamanda mef'ulun fih olurlar. Kem usbu'an derastel arabiyyete,
Kaç hafta Arapça dersi yaptın? Derastuha sittete esabi'a. 6 hafta Arapça dersi yaptım. Sitte kelimesi burada zarfı zaman, aynı zamanda mef'ulun fih karşımıza çıkmıştır değerli takipçilerimiz. Evet, et-tedribü sabi'u. 7. alıştırma. İstebdil kema fil misalin. İki misaldeki gibi değiştir. Etelakka duruse te'limil arabiyyeti fissabahi. Etelakka duruse te'limil arabiyyeti sabahan. Bakın, bu zaman zarfları fissabahi ifadesiyle de kullanılır, sabahan şeklinde de kullanılır. Ama doğru olan fi manasını fi kullanmadan vermesidir. Bunda zaten o fi manası vardır. Tamam. Arapça eğitim derslerini sabahleyin öğrendim. Telakka. Sabahleyin manası zaten fi sabah manası var. Peki burada fi yevmil hamisi yine fi harfi ceri ile örnek verdi. Etelakka duruse te'limil arabiyyeti yevmel hamisi yine fi harfi cerini hasfetti ve elif lamı da kaldırdı sabahın kelimesinde. Burada zaten elif lam yoktu. Muzaflar elif lam almaz. Olsaydı atacaktık. Yevmel hamisi ifadesiyle kullandık. Evet, 5 gün öğrendim ya da fiyemil hamisi perşembe günü öğrendim. Evet, finnehariye nasıl diyeceğiz? Etelakka duruse te'limil arabiyyeti neharan. Etelakka duruse te'limil arabiyyeti leylen. Etelakka duruse te'limil arabiyyeti sayfen. Yaz döneminde öğrendim. Gündüz, gece. Değil mi? Fil asri ne diyeceğiz? Etelakka duruse te'limil arabiyyeti asran. Asran. Tamam, ikindi vaktinde manası var. Fi yevmil isneyni de yine etelakka duruse te'alimil arabiyyeti yevmel isneyni. Pazartesi günü öğrendim diyeceğiz. Et-tedribu saminu. 8. alıştırma. Sil beyne külli ibaratin min ibaratil mecmu'ati elif. Elif grubundaki ibarelerden her bir ibarenin arasını birleştir. وَمَا يُنَاسِبُهَا مِنْ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعَةِ B grubundaki ibarelerden uygun olan kelime ile birleştir. Bakalım B grubu burada, Elif grubu burada. Elif grubunu okuyup uygun olanı B ile birleştirmemizi istiyor kitabımız. يُصَلِّ الْمُسْلِمُونَ صَلَاتَ التَّرَاوِيحِ. Ne zaman Müslümanlar teravih namazını kılarlar? Ba'de salatil işa'i fi Ramazan'a. Ramazan'da yatsı namazından sonra ne zaman sorusunun cevabı burada. Ramazan ayında yatsı namazından sonra ba'de kelimesi mef'ulun fihtir. Zaman zarfıdır değerli takipçilerimiz. Evet. Tu'attalul e'malu fil biladil İslamiyeti. İslam ülkelerinde işçilerin tatili hangi gündür? Yevmel Cuma'ti. Cuma günüdür. Bede'e nüzulül Kur'anil Kerim'i. Kur'an-ı Kerim inmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'in inmesi başladı diyelim. Ne zaman? Evet. Leyletel Kadri. Kadir gecesinde inmeye başladı. Tehmilül ümmü. Anne taşıyor el cenine. Karnındakini. Fi batne. Karnında taşıyor o cenini. Evet. Ne zaman? Tis'ate eşhurin 9 ay kadar taşıyor. Bunların hepsi zaman zarfları. Yuhasibullahu nase Allahu Teala insanları hesaba çekecek. Yevmel kıyameti kıyamet gününde. Evet, et-tedribu tasi'u 9. alıştırma. Dar alameten bir işaret koy. Emamel cümletilleti tehtevi ala zarfi zamanin. Zaman zarfını içeren cümlenin önüne şu işareti koy. Bakalım hangisinde zaman bildiriyor? Fiile ne zaman sorusunu sorduğumuzda elde edeceğimiz cevap var ise oranın önüne bu işareti koyacağız. Secedel musalli namaz kılan secde etti. Şükran lillahi Allah'a şükretmek için. Buradaki şükran ifadesi ne oluyor değerli takipçilerimiz? Bir önceki derste işlemiştik, belki ondan öncekinde. Mef'ulün
leh oluyor. Sebep bildiren meful, mef'ulün li eclih de diyebiliriz. Niçin sorusunun cevabı. Allah'a şükretmek için secde etti namaz kılan kişi. Peki bagal müşrikune bagyen şediden. Müşrikler şiddetli bir isyan ile isyan ettiler, karşı çıktılar, asi oldular. Bega fiili burada. Bagyen de bega fiilinden türeyen mastardır. Buna da ne diyeceğiz? Mef'ulün mutlak diyeceğiz. Mef'ulün mutlak 3 sebep bildirir fiile, 3 mana katar. Bunların birincisi tür bildirir. Burada olduğu gibi şiddetli bir şiddetli türde olan isyankarlıkla isyankarlık yaptılar, yani isyan ettiler. O zaman tür bildirir, başka sayı bildirir, başka bir de tekit için gelir diyelim. Mef'ulü mutlakla burada tür bildirmiştir. Radel mücahidûne, mücahitler döndüler. Ba'del gurubi, güneş battıktan sonra döndüler. Ne zaman döndüler? Ne zaman sorusunun cevabı burada ba'de de var. Buranın altını çizeceğiz. Zaman zarfı içeren kelime ya da buna işaret koyacağız. Evet, doğru olan da buna işaret koy ifadesiydi. Evet, başka eşrakat-i şemsu işrakan. Güneş eşrakat. Bakın aynı işrakan, eşraka ile aynı mastar, mef'ulü mutlak. Güneş doğmakla doğdu. Burada ifade olabilir. Evet. Ade Abdullahi ila qaryati musri'an. Abdullah köyüne hızlı bir şekilde döndü. Musri'an da burada Abdullah'tan haldir. Hızlı olarak Abdullah'ın durumunu bildiren kelime olduğu için buraya da işaret koymayacağız. Son maddeye geldik. Ettedribul aşiru, 10. alıştırma. Da hattan, bir çizgi koy. Tahta zarfi zamani kema fil misaleyn. İki misaldeki gibi zaman zarfının altına bir çizgi koy. Altını çiz demektir yani. Ve ca'u, geldiler. Ebahum, babalarına. İşa'en, geceleyin. Burada gece vaktinde zaman bildiren kelime altını çizmiş. Yebkûne, ağladıkları halde ağlayarak geldiler ifadesinde. İşa'en kelimesi burada ca'enin mef'ulun fiisi, aynı zamanda zaman zarfıdır. Ca'e fi'il ve fa'il, burada eba mef'ulun bih, hum muzafun ile. İşa'en zarfu zaman, aynı zamanda ca'enin mef'ulun bih fiisi. Yebkûne de vav'daki halden, hal cümlesidir burada. Ağladıkları halde geldiler. Ya ibadî, la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzenun. Ey kullarım, la khawfun aleykum, üzerinize bir korku yoktur bugün. El yevme, bugün. Buradaki zaman bildiren kelimenin altını çizmiş. Bugün size bir korku yoktur. Ve la entum tahzenun. Siz mahzunda olmayacaksınız. Buradaki el yevme mef'ulun fih diyebilir miyiz? Cevap diyemeyiz. Çünkü burası fiil cümlesi değil. Burası sadece zaman zarfı olduğunu belirteceğiz. O kadar. Evet, siz mahzunda olmayacaksınız dedi ayeti kerime. Kâle te'ale ve kâle rabbi, dedi ki ey Rabbim, inni da'avtu kavmi, muhakkak ki ben kavmimi davet ettim. Leylen, gece vaktinde, ve neharan, ve gündüz vaktinde. Gece gündüz zaman bildiren bu kelimelerin altını çizelim. Bunlar bu cümlede hem mef'ulun fih hem de zaman zarflarıdırlar. Gece vaktinde ve gündüz vaktinde davet ettim manasında. Buradaki bir başka sebep, gece gündüz davet ettim, yani sürekli davet ettim manası da vardır. Ve innel fecre, muhakkak ki fecre demeyelim. Füccara, günahkarlar. Lefî cehîm, cehennemin içerisindedirler, cehennemdedirler. Yaslavunaha, oraya atılacaklar. Yevmeddin, hesap gününde. Burada ne zaman atılacaklar sorusunun cevabını veren kelime yevme, bunun altını çizelim. Yevmeddin burada yaslav kelimesinden zaman zarfı hem de mef'ulun fihisidir. Yaslavunaha, buradaki vav nedir? Yaslav, vav faildir. Ha, cehime dönen zamir, yine mef'ulun bihisidir. Yevmeddin ifadesi de mef'ulun fih, aynı zamanda zaman zarfıdır. Vezkur, zikret, an, hatırla. İsme rabbike,
Rabbinin adını, Rabbinin ismini an bu kuraten ve asrı ile gündüz vaktinde ve gece vaktinde. Gece gündüz Rabbini an demektir. Burası da izkur fiil, emir fiil, tahtında müstetir, ente fail, isme rabbike, isme izkurun mef'ulun bihisi, rabbike bunun muzafun lehisi, ke de rab kelimesinin muzafun lehisi. Bu kuraten işte zaman zarfı geldi. Aynı zamanda üzkürün mef'ulün fihisidir. Ve atışıyla ne zaman zarfı üzerine atıf yapılan başka bir zaman zarfıdır. Seya'lemûne gaden minel kezzâbul menil kezzâbul eşir. Ayet-i kerimeyi de hatalı okumaya başladık. Gözlerimiz yoruldu demek ki. Farklı görüyor. Seya'lemûne bilecekler gaden yarın. Ne zaman bilecekler? Gaden burada zaman zarfıdır değerli takipçiler. Evet, yarın bilecekler. Menil kezzabu, o yalancılar, yalancı kimdir? Onu bilecekler. El eşiru, yine kibirli kimdir? Onu bilecekler. O zaman men kelimesi burada alimenin, yani ya'lemunun mef'ulun bihisi. Evet, el kezzab, el eşir de birbirlerine sıfat olarak gelmiş, kibirli ve yalancı olanı bilecekler anlamında. Men burada ismi mevsuldür aynı zamanda. Bunlar da onun sılasıdır diyelim. Evet, gaden kelimesi de burada zaman zarfı mef'ulun fihtir. Peki sin nerede? Sin nedir bu muzanın başındaki sin? İstikbal harfidir. Harfu istikbalin gelecek zamana hasreder fiili muzarinin manasını artık bilecekler yerine biliyorlar denilmesin geldiği için burada. Vel validatü anneler yurdi'ne emzirirler. Yani emzirsinler manasındadır burada da. Vel validatü mübteda yurdi'ne haberdir. Sadece yurdi'ne değil tabi. Cümlenin tamamı burada haberdir. Fiil cümlesi şeklinde gelmiştir. Yurdi'nel evladehunne, yurdi'nenin faili buradaki sondaki nunun nisvedir. Evet, evlade yurdi'nenin mef'ulun bihisidir. Hunne de muzafun lehisi. Havleyni kamileyni, tam iki yıl. Bu da zaman bildiren yurdi'nenin mef'ulun fihisi aynı zamanda zaman zarfıdır. Havleyninin altını da çizelim. Kamileyni de havleyninin sıfatıdır. Limen arade, şayet ne dedik? Limen, bu harekeleri yanlış yazmış. Limeni lemin şeklinde yazmış. Üstünle esrenin yeri değişmesi lazım. Limen arade eyyüti merrada'ate, emzirmeyi tamamlamak isteyen kimse için. Yani emzirmeyi tamamlamak isteyen kimse için emzirme tam iki yıldır diyor ayeti kerime. Burada da havle kelimesinin altını çizebiliriz değerli takipçilerimiz. Rabbimiz istifade etmek nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil